Katar'a dönük iddialardan en önemlisi Katar'ın Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Müslüman kardeşleri iş başına getirecek bir stratejiyi gizli bir şekilde devreye sokmak olduğunu bilmeliyiz. Katar'ın Yemen'de özellikle Yemen'in haritasını göstermek istiyorum. Bugün Yemen paramparça olmuş durumda. Yemen'de El-Kaide, IŞİD gibi terör unsurlarına destek vermesi. Şimdi Katar konusu dünyanın çok önemli bir bölümünü etkileyecek. Çünkü Körfez'de kritik bir coğrafyada yer alıyor. Dünya gaz rezervinin üçüncü, neredeyse %15'ini barındırıyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM'una ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 10 bin tane Amerikan askeri de Katar'da bulunuyor. Peki Katar'a destek olalım da Suudi Arabistan ne olacak? Bahreyn ne olacak? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ne olacak? Bugün bu anlaşmaları onayladıktan sonra Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkileri ne olacak? Yani Türkiye hangi kanatta yer alacak? Dünyanın özellikle Körfez'deki ülkelerin terör örgütü olarak terör örgütüne destek vermekle suçladığı Katar'ın yanında yer alacaklar. Peki Suudi Arabistan İhvan'a ve Müslüman kardeşlere terör örgütü olarak gördüğü İhvan'a ve Müslüman kardeşlere destek verdiği için Katar'a karşı gelirken İhvan'ı ve Müslüman kardeşleri destekleyen Türkiye'ye alkış mı tutacak? Eğer bu konuda kriz çıkarsa yarın Suudi Arabistan hacıların vizelerini bile vermeyecektir belki de. Çünkü siz bunu bilerek yapıyorsunuz. Bunu yapmamalıydınız. Anlaşma imzalandıysa bunun zamanı şimdi değil. Bunu bir ay sonra getirseydiniz veya bir ay önce getirseydiniz. Bizim bu anlaşmanın içeriğine herhangi bir itirazımız yok. Anlaşmanın içeriğiyle bir sorunumuz yok. Ama şu anda gelinen konjonktür buna uygun değil. Çünkü bu anlaşma kim istemez kendi ülkesinin uluslararası alanda üst sahibi olmasını, bölgeye hakim olmasını kim istemez? Kim istemez Türk askerinin ilk defa böyle bir üs elde ediyor, uzak diyarlarda stratejik bir noktada konumlanmasını kim istemez? Ama siz hiç konjonktüre uymayan bir ortamda bunu getirdiniz ve Türkiye'yi kilitliyorsunuz tekrar. Burada Türkiye'nin üç tane konusu var halletmesi gereken. Bir, çözüm yöntemi olarak. Bir, Müslüman kardeşlere bugün dünyanın çok büyük bir bölümü bu krizde de ortaya çıktı. Artık mesafe koydu. İhvan'a tavır koydular. Bizim hala hiçbir şey olmamış gibi eğer bu politikaya devam edersek emin olun belki de Mursi'nin ve Hamas'ın dışında bir işbirliği yapabileceğimiz bir çevremiz olmayacak. Bu siyaset bizi daraltıyor. Bu siyaset bizi bir kuyunun içerisine atıyor. İkinci konu bizim Araplar arası mücadelede üste durmamız, arabuluculuk konusunda ciddiye alınabilmek için de herhangi bir tarafla hareket etmememiz gerekir. Üçüncü konu diyalog konusu. Bu diyalog konusu şu anda krizi yaşayan bütün ülkelerle yapılması lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ile olması lazım, Bahreyn ile olması lazım ve her ülkeyle, hangi ülkeyle kriz yaşıyorsak onunla olması lazım. Eğer anlaşmalar varsa Suudi Arabistan'da onları da getirseydiniz, Bahreyn ile onları da getirseydiniz, Yemen ile onları da getirseydiniz sorun olmazdı. Siz burada bir yaklaşım ve bir karar vermişsiniz ve bu kararın yansıması çok çok kolay olmayacak Türkiye üzerine. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bu kuvvetle ilgili olarak bu kuvvetin yapısını elbette teşkil edilecek. Ama şunu bilmemiz lazım. Bu kuvvet orada her ne kadar işte müşterek tatbikatlar, eğitim, Katar'ın savunma imkanlarının geliştirilmesi, iki ülke silahlı kuvvetlerinin tatbikatı, icrası gibi konular dense de herkes bunu biliyor ki Sayın Bakanımız, herkes bunu biliyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir hassas dönemde mezhepçiliğin arttığı İran'la Sünni dünya arasındaki sürtüşmenin tavan yaptığı bir dönemde siz başka bir şey için gidiyorsunuz. Anlaşılır. Bu
Kime karşı olacak bu kuvvet? Bu kuvveti yarın İran'a karşı kullanmak isterlerse biz onun içinde mi yer alacağız? Veya bu kuvveti Katar'daki aileyi ayakta tutmak için kullanmak isterlerse ona destek mi olacağız? Yani biz Katar'da iç güvenlik harekatına mı da dahil olacağız? Bunun sınırı yok. Onun için böyle bir ortamda bu anlaşmanın getirilmesi herkesin farklı niyet okumasıyla sonuçlanacak bir süreci başlatacak. Ve bunu da açık açık söylemeliyiz. Gelin bu anlaşmayı gündemden şu anda alın ve daha sonra getirin. O zaman bunu değerlendirelim. Yoksa bu konjonktürde iyilik yapmıyoruz. Dış politika kilitlenmiş, Suriye'de kilitlenmişiz, Irak'ta kilitlenmişiz. Bakınız Yemen'de doğru dürüst bir aktörle hareket edemiyoruz. Zaten tablo dışındayız. Körfez ülkeleriyle var olan ilişkileri de şu anda tepe takla götürüyoruz. Bunu yapmayalım. Türkiye bu kötülüğü yapmayın lütfen. Hepinize saygılar sunuyorum.